Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz uzman dil konuşma terapisti Sayın Jale Ayar. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Jale Ayar kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Ben uzman dil konuşma terapisti Jale Ayar. Öncelikle bu mesleğe özel eğitimle adım attım. Okul öncesi öğretmeniydim. Sonrasında yüksek lisansımı bu dal üzerine yapıp uzman dil konuşma terapisti oldum. Ve şu anda da mesleğimi hala icra etmekteyim. Evet. Dil ve konuşma nedir? Şimdi şöyle bir önce tarihçesine bakarsak yeni bir bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyılın başlarında bilim adamları tarafından öne sürülmüş. Aslında bu Locabidi'nin ilk savunucusu, öncüsü 1905 yılında Berlin'de Kirmen Kasmen tarafından atılmış Locabidi biliminin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Sonradan bunu yapanlar işte speech terapi, bizdeki gibi dil ve konuşma terapisi, Locabidi diye unvanlar olarak devam etmiş. Biz biraz daha ülke olarak yani geç adım atmışız tabii bu dil konuşma terapisliğine, yani dil konuşma terapi bölümüne. En çok tıp ve pedagoji olarak kullanılmaktadır ve tıp dalında da Rusya ve Almanya, pedagojide de Bulgaristan ve Sırbistan, bizim ülkemizde de yine aynı şekilde tıp bölümünde yani sağlık fakültelerinde bu eğitim verilmektedir. Dil psikik bir fenomendir. İnsanın kognitif becerinin bir parçasıdır. Konuşma beceridir, devinimdir. Konuşma, insana özgü önemli, karmaşık bir işlevdir. Konuşma yoluyla biz çevremizdeki diğer insanlarla iletişimi kuruyor, duygu ve düşüncelerimizi ifade edebiliyoruz. Konuşma olmazsa zaten işte bir takım bozukluklar ve sorunlar ortaya çıkabiliyor. Konuşma ve siz, insanın huyunu, zeka seviyesini ve diğer yeteneklerin temel fikirlerini söylemesini istiyor. Yani bir örnek verecek olursam, Sokrates'e bir tane bir kişi getiriyorlar. Ve buna bakmasını istiyorlar. Sokrates alıyor, bekliyor kişiyi. Hiçbir ses yok, bir şey yok. Cevap yok, sinirleniyor tabii. Konuş ki diyor, seni göreyim. Yani konuş ki seni göreyim. Yani buradan da anlaşıldığı gibi ses, hece, cümle. Bunlar çok önemli. Hepsi birbirine bağlayıcı. Bunlar olmazsa zaten işte konuşma bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Çocuğun konuşmasına bu ebeveynler çocukların bir an evvel işte dinlenip konuşmalarını istiyorlar. Çok acele ediyorlar. Ve bazı ebeveynlerde rahat olabiliyor. Örneğin erkek çocuklarında toplum içerisinde görülen aksaklıklar gibi diyelim. Neden? Bunu da bir parantezine içerisinde açayım. Genelde toplumumuzda erkek çocuğu geç konuşur. İşte babası da geç konuşmuştu veya işte amcası da geç konuşmuştu falan diye böyle bir takım söylentilerle geliyorlar. Ve bazen 5 yaş, 6 yaşa kadar bekleyebiliyorlar. Fakat eğer bir sorun varsa önceden hani başvurup ona göre önlem alınmasına fayda var. Yani bu şekilde bir takım çalışmalara gidilmekte. Örneğin bu çocuğun konuşmasında gecikme ve sorun gördüklerinde bu çocuğun yaşı özellikle 5 yaşından normal bir olarak söylüyorum. 5 yaşında başlamaktadır. 5 yaşından önce genelde gelmezler. Çünkü çocuğun gelişimi, beyinsel gelişimi olsun, dil konuşma gelişimi 5 yaşından sonra tamamlamaktadır. Ama diyelim bir Down sendromludur, bir otizmlidir veya bunun gibi zihinsel yetersizliği vardır.
gelişimsel geriliği vardır. Bu tür çocukların daha erken gelip dil konuşma terapisine başlaması gerekiyor. Evet. Peki çocuklarda dil konuşma bozuklukları nelerdir başlıca? Başlıca artikülasyon bozukluğu görülmektedir. Genelde toplumumuzda şu anda yaygın olan artikülasyon bozukluğudur. Bu da okul öncesi dönemde ortaya çıkmaktadır. Veya daha önce de velilerimiz farkına varabiliyor veya okullarda işte okul öncesi anaokullarında öğretmenlerinin teşvikiyle bize yönlendirilebiliyor. Aleli dediğimiz ağır konuşma bozukluklarından birisidir. Normal işitme olduğu halde konuşmanın olmaması veya az gelişmiş olması demektir. Afezi var. Ana beynin lokal zedelenmesi sonucu konuşmanın tamamen veya kısmen zedelenmesidir. Kekemelik var. Şu anda toplumumuzda çok yaygın maalesef. 100 çocuktan bir tanesinde ortaya çıkabiliyor. Özellikle küçük yaş çocuklarda da görülebilmek, sıklıkla görülebilmektedir. Bu da istemsiz olarak damak sesleriyle başlayan sözleri ve heceleri yinelemesine, uzatmasına veya kesilmesine diyoruz. Yani kekeme sırasında kaslarda kramp oluşuyor. Bu kramp da tabii çocuğun işte teklemesine sebep oluyor. Rinonali var. Artiküler sistemin yine fizyolojik ve anatomik kusuruyla ortaya çıkan bir ses bozukluğu. Disleksi var. Disleksi zaten adı yani onlar da kendilerine dallara ayrılabiliyor. Diskrepi, diskalküle diye. Bu da disleksi dediğimiz okuma yazma sorunları olan çocuklarda görülen, diskalküle matematikte görülen, diskrepi yazım çizim olayında yazıda sorun yaşayan çocuklarda görülen. Apraksi dediğimiz söylenen hareketi yapamama, bir takım sıralı hareketleri özel sıranın önüne yerine getirememe gibi sorunlar da oluşabilmektedir. Bir de genelde küçük çocuklarımızda rastladığımız ekolali olayı vardır. Sizin söylediğinizi aynı şekilde geri tekrar eder. Konuşma bozuklukları fizyolojik kökenli olabileceği gibi psikolojik kökenli de olabilmektedir. İşte fizyolojik kökenli olan olduğu zaman merkezi sinir sistemini ve periferik sinir sistemini etkilemektedir. En çok yaşadığımız işte merkezi sinir sistemi etkilediğinde dil damak yarıkları, dil bağının kısa veya uzun olması, diş problemleri, çene kaslarının yine önde veya arkada olması ve bununla birlikte zihinsel yetersizlikler, görme, işitme ve travmalar, felçler, bunlar hepsi yapısal fonksiyonlara girmektedir. Bütün bu fizyolojik durumlar elendiğinde, yani konuşma organlarının sağlıklı olduğu halde çocuklarda konuşma bozuklukları görülmektedir. Bu durumda çocuğun yaşam koşullarının konuşmasına etki etmektedir. Sosyal durumlar bunlar nelerdir? İşte çocuğun yaşadığı aile içerisindeki sevgisizlik, ilgisizlik, boşanma durumları, model alacak kişilerin azlığı, anne babanın evde çift dil kullanması, yabancı bir dil olduğu zaman işte çocuğun modelinde çatışma yaşaması, bir tarafın Türkçe konuşması, bir tarafın yabancı dil konuşması, çatışmalar meydana gelmektedir ve çocukta da konuşma olayı. Korkular vardır, konuşma korkusu vardır. Bunlar da etki etmektedir. İçine kapanıklılık, ekonomik problemler, aile içindeki yine dediğim gibi travmatik olaylar, çocuğun konuşmasına izin verilmemesi, sözel uyaran bakımından yetersiz eksik olan bir çevrede büyüyen çocuklarda dil gelişimini de tabii etkilemektedir. Evet. Peki konuşmayı etkileyen faktörlerden biraz bahsedebilir misiniz? Zeka, dediğim gibi zihinsel yetersizlikler maalesef etkilemektedir. İşte gelişimi tam tamamlamamış ondan sonra zekayı etkiler. İşitme, aynı şekilde sağlık, olgunlaşma, cinsiyette yine aynı şekilde biraz erkekler çünkü geç gelişimi tamamladığı için beyindeki olayları kızlara göre. Kızlar o yüzden biraz daha erken konuşur, erkeklerin gelişimi biraz daha geç olur. Evet. Peki dil ve konuşma terapisi nedir, neler yapılır? Dil ve konuşma terapisi problemli olduğu tanımlanan kişilere konuşma terapisi uygulanmaktadır. Bütün yaşı kapsamaktadır.
dil ve konuşma terapisi gelişim bozuklukları alanında uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Her çocuk için dil ve konuşma terapisi çocuğun performansı ve kişisel özellikle genelde dil terapisinin gidişatı açısından belirleyicidir. Dil terapisinin ne kadar süreci tamamen çocuğun gösterdiği motivasyona bağlıdır. Karşılıklı iletişim içerisinde, aile de bu üçgenin içerisindedir. Terapist, çocuk ve aileyle birlikte bir üçgen içerisinde devam etmektedir bu çalışmalar. Evet. Dil terapisi yani birkaç haftadan birkaç yıla kadar da sürebilmektedir. Dil ve konuşma terapisinin metodu önce ön değerlendirme aşamasında. Biz önce bir ön değerlendirmeyi alırız. Önce aileyle bir konuşma yaparız. Aileyle konuşmadan sonrası çocuğu değerlendirmeye alırız. Çocuğun işte genel olarak nasıl, ne gibi sorunları vardır. Hepsinin bir teşhisini yaparız. Ondan sonra planlamamızı ona göre sırasıyla işlere sokarız. Evet. Peki ailelere önerileriniz neler olacak? Yani en önemlisi çocuklarla iletişimi nasıl olmalıdır? O çok önemli bizim için. Çünkü bazı aileler çocuklarıyla nasıl iletişim kuracaklarını bilemiyorlar. Ailelerin çocuklara verecekleri tepkiler çok önemlidir. Çocuk konuştukça kendisine yanıt veren bir yetişkin olduğunu bilmelidir. Yani kendisinin dinlenildiğini hissetmelidir. Çünkü hissetmeyen çocuklar bu noktada sorun yaşayabiliyorlar. Doğru iletişim becerileri teknikleri hem ailenin hem de çocukla olan ilişkilerde sağlıklı iletişim kurmaktadır. Her yönden de bunu yaptığımız zaman her yönden gelişimi sağlayacaktır. Yani dil konuşma, psikolojik ve sosyal gelişimi de sağlayacaktır. Evet. Dil ve konuşma gelişimi için neler yapabiliriz? Çocuğumuzla ilk sesleri çıkarmaya başladığında bu sesleri tekrar etmesini sağlamalıyız. Bunları biz tabii bir takım materyallerle gerçekleştiriyoruz. İşte bir eğitim verdiğimiz odamızda, aynamızdan tutun, bir takım çalışma aletlerimizden tutun, hepsini tabii kullanıyoruz çocuğun durumuna göre. Yani bazı çocuklarda kullanılmayan noktalar da olabiliyor. İşte bir otizmlerde veya bir Down sendromunda, epilepsili çocuklarda daha dikkat edilmesi gereken noktalar var. Veya artikülasyonda kas hareketlerinin zayıf olduğu noktalarda da kullandığımız aletler ve masajlar da ona göre farklılaşmaktadır. Çocuğunuzla sık sık konuşmak, yaşına uygun şarkılar, masallar anlatmasını sağlamak, konuşma dilinde basit ve kısa cümleleri kullanmak, birlikte hikayeler okumak ve anlatmak, hayal dünyasını yani geliştirmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de özellikle altını çiziyorum, televizyon ve tablet, telefon olayından biraz daha uzaklaştırmamız gerekiyor. Çocuğumuzun konuşması sonuna kadar sabırla dinlemek ve konuşması hakkında ağır eleştirilerde bulunmamaya özen göstermeliyiz. Çocuğumuz örneğin dolap kelimesini yanlış kullanıyorsa, anne dolapta ayabam var dediği zaman, anne bunu dolaptaki arabanı mı almak istiyorsun gibi bir cümle kurarak çocuğun kullandığı yanlış, eksik kelimeleri doğru şekilde başka bir cümle içinde kullanır. Çocuk doğru sesi hem biraz daha duyar hem de bu söylemden rencide olmaz. Ama eğer orada deseydi ki anne, doyap değil, dolap bir türlü doğru söyleyemiyorsun. Gene yanlış yaptın, gene yanlış söyledin. Bu durumda çocuk rencide olmuş olacak ve bir özgüven duygusu da eksikliği yaşamış olacak ve rahat konuşamıyorlar. Genelde de toplumumuzda yapılan yanlış eğitimler bu şekilde kaynaklanıyor. Bize en çok gelen de bu şekilde olabiliyor. Yine çocuğunuzla kurduğunuz ilişki ve verdiğiniz tepkiler onun bu konuşmasını ve sosyal gelişimini birebir etkileyeceğinden dolayı konuşma bozukluğu olan çocuklara verdiğiniz sözel olmayan tepkileriniz de önemlidir. Örneğin suya bu diyen bir çocuğa gülmek sizin eğlendiğinizi gösterir. Ve çocuk sizi güldürmek için kelimeyi yanlış kullanmaya devam edecektir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Su ise su olarak geri yeniden çocuğumuza empoze etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim.
Evet sevgili İşkolik izleyicileri, uzman dil konuşma terapisti Sayın Jale Ayar konuğumuz oldu. Hoşçakalın.